Hepinize iyi günler dilerim. Ben Hakan Çelik. Türk Havacılık Uzay Sanayi'ni anlattığımız, detaylarına girdiğimiz yayın dizimizin bugün yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Şu anda bulunduğum yer özellikle boya teknolojileri konusunda sızdırmazlık alanında dünyada en gelişmiş alanlardan biri. Birazdan detaylarını konuşacağız. Dünyanın önde gelen havacılık kuruluşları, sadece askeri havacılık olarak düşünmeyelim, sivil havacılıkta da dünya devlerinden biri olan, örneğin Airbus için de burada parçalar üretiliyor ve robotların kullanıldığı, önemli oranda otomasyonun gerçekleştiği bir yer, gerek büyüklüğüyle gerek kapasitesiyle dünyada örnek mekanlardan bir tanesi. Bu bölümdeki bir uzmanla detayları konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Otomasyonun ve robotların, çok gelişmiş sistemlerin bir arada olduğu bir yerdeyiz. Türk Havacılık Uzay Sanayi içinde devasa bir alan yine burası. Sayın Ümit Yusuf Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Bu bölüm, çok teşekkür ederim. Bu bölümde görevli şef ve mühendis kendisi. Makine mühendisisiniz. Doğru, evet. Şimdi biz sadece yerli, milli sistemlerimiz için değil, dünyanın önde gelen havacılık kuruluşları, uçak üreticileri, daha doğru bir ifadeyle Airbus gibi, Boeing gibi, onların askeri ve sivil uçakları, ticari uçaklar için üretim yapan, parçalar üreten ülkelerden bir tanesiyiz ve çok da ciddi, önemli parçalar üretiliyor. Bu arkamızda görmüş olduğunuz parçanın ne olduğunu önce siz lütfen bir hatırlatın. Evet. Arkamızda gördüğünüz parça Airbus uçaklarının, A320 serisi uçakların arka kapısı aslına bakarsanız. Biz TUSAŞ olarak Section 18 diye adlandırdığımız uçağın arka kapısı ve hemen onun arkasında olan Section 19 dikey stabilizörü tutan gövdeyi üretimini yapıyoruz. Şimdi bu robot mekanizmalarla hareket ettirildi. Bu arada onu da söyleyelim. Az önce izleyicilerimizin gördüğü o parçalar, paneller tamamen robotlar tarafından mı taşınıyor? Doğrudur, evet. Yani buradaki otomasyon seviyesini, robotların kullanıldığı alanları bir özetler misiniz lütfen? Tabii ki. Biz özel prosesler müdürlüğü olarak aslında uyguladığımız proseslerde her zaman bir müşteri şartnamesine tabiyiz. Müşteri şartnamesinde işin tarifi nasılsa ona uymakta yükümlüyüz aslına bakarsanız. Burada da aslında iki şey ön plana çıkıyor. Birisi kayıt edilebilirlik. Çünkü müşteri bizden yaptığımız her işlemin kaydını talep etme hakkına sahip. Ki biz de bunu sağlamak zorundayız. Nasıl kayıtlar bunlar? Yani görsel mesela, veya dijital kayıtlar mı? Mesela iş modelini baştan aşağı not etmenizi ve onları paylaşmanızı mı istiyorlar? Mesela parçaya boya uygulayacağımız zaman işte bunu uyguladığımız kabinin sıcaklığı, neminden tutun, uyguladığımız saate, işte karıştırdığımız boyanın... saate kadar. Evet, saate kadar. Uyguladığımız boyanın lot numarası, üreticinin bize vermiş olduğu numara, işte karışım oranları, bütün bunları biz kayıt altına tutup istenildiği takdirde müşteriye vermekle yükümlüyüz. Özel prosesör olmanın getirdiği bir durum bu aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu aslında iki şeyi ön plana çıkartıyor. Birisi tekrarlanabilirlik, diğeri ise kayıt edebilirlik. Ve standardı tutturmak değil mi? Doğrudur, evet. Bir taraftan sizi dinlerken robot vinç'e bakıyorum. Evet. Şimdi o geldi buraya. O şimdi yeni parça almak için. Yeni parça alacak, evet. Ve götürecek mi oraya? Doğrudur, evet. Evet. Dolayısıyla bizim burada iki hedefimiz var. Yaptığımız her işi kaydedebiliyor olmamız gerekli ve uyguladığımız her parçada aynı standardı sağlayabiliyor olmamız gerekli. Bu tesis tamamen buna göre kurgulandı. Yani parça yüklenmesi harici bütün uygulanan işlemlerin hemen hemen tamamı robotik kontrol altında ve TUSAŞ'ın geliştirdiği yazılımlarla entegre olarak hangi işlem, hangi kabinde ne zaman uygulanması gerekli, hangi sıralamaya göre alınması gerekli, buna otomatik olarak karar verebilen bir sistem burası. Aşağı yukarı kaç mühendis, kaç teknisyen çalışır bu bölümde yaklaşık olarak? Normalde boyacılık sektöründe, havacılık sektöründe, boyacılık alanında manuel olarak insan iş gücüne göre kurgulanan bir yöntem var. Bizde daha ziyade vardiyada yaklaşık bir 20 teknisyen ve 2 mühendis yeterli olacak şekilde planlanıyor. Bu dönemde hangi platformların, hangi ürünlerin boya işlemleri burada gerçekleştiriliyor? İçinde bulunduğumuz tesiste Airbus müşterimiz olan Airbus'un tek koridorlu uçaklarının gövde panelleri, Section 18-19 diye adlandırdığımız gövde panelleri yapılıyor. Bir de yeni kurduğumuz kompozit tesisimizin kendisine ait sadece kompozit parça özelinde bir boya annesi var. Orada da Boeing ve Airbus A400M gibi askeri proje, askeri sivil projelerin karışımı bir uygulama alanımız var. Orası burasından biraz daha büyük, daha kapsamlı ama burası sadece Airbus özelinde kurulmuş bir tesis. Değerli izleyiciler, dünyanın herhangi bir yerinde veya bizim ülkemizde, Türk Hava Yolları'nda veya başka havayolu şirketlerinde
seyahatlerinizi gerçekleştirirken bir Airbus uçak gördüğünüzde, özellikle A320 modelinden, dar gövde modelden bahsediyoruz. Kısa ve orta menzil uçuşlarda kullanılan bir uçak bu, biliyorsunuz. O uçağın arka bölümünde bu kapıyı gördüğünüzde burada boyandığını ve burada Türk işçilerinin ve mühendis burada üretildiğini, Türk işçilerin ve mühendislerin emeğinin onun üzerinde olduğunu unutmayın. Bu yani beni çok doğrusu gururlandıran bir şey. Sizi de çok mutlu eden bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Evet. İsterseniz yavaş yavaş geçelim. Geçebilir miyiz? Tabii ki buyurun. Uygun mu şu anda? Evet. Evet, burası istasyon olarak kurgulandı. Evet. İşte yükleme istasyonu, boy öncesi hazırlık istasyonu. Az önce buradan istasyonu çıktı değil mi? Bu evet, bölümden. Burası yükleme istasyonu. Yükleme istasyonu. Evet. Buradan aldı parçayı. Daha sonrasında nereye götürdü? Hazırlık kabinine gönderiyor. Buraya mı gönderdi? Evet, temizlik ve maske kabinine giriyor. İlk olarak burası yapıyor. Ne oluyor o kabinde? Bu kabinde yüzeyi boy öncesinde hazırlık yapılıyor. Yüzeyinde herhangi bir boy öncesi, herhangi bir probleme yol açacak bir durum varsa, kirlilik gibi. Bir çapak, kir olmaması lazım. Son bir kontrol yapılıp onlar bu kabinde... Temizlenebiliyor mu burada? Temizlenebiliyor, evet. Evet. Bu kabine geliyor, bir kontrol ediliyor diyelim en azından. Bu kabini kontrol ediliyor. Evet. İstasyon ışıktan açtırıyoruz bunu. Evet, tamam olur, bakarız oraya da. Siz lütfen anlatmaya devam edin, bu tarafta ki neler var? Daha sonrasında aslında burada bir zımpara kabinimiz var, isterseniz buraya. Zımpara? Evet. Şu anda içeride iki adet parça görüyorsunuz, üç adet, hatta dört adet. Zımpara işlemi mi yapılacak burada? Evet, doğrudur. Burada zımpara işlemi yapılacak. Şu yanda görmüş olduğunuz platformlar sayesinde teknisyenlerimiz üst kısımlara kadar erişebilip yüzeyleri, boy öncesi yüzey hazırlığını, zımpara işlemini gerçekleştiriyorlar. Ümit Bey, işlemleri ne kadarı otomasyonla, ne kadarı robotik bir şekilde gerçekleştiriliyor? Benim bildiğim kadarı burası dünyada en yüksek kapasitede otomasyonun olduğu bu alandaki tabii yerlerden biri. Doğru mu? Tabii ki, evet, böyle. Şimdi normal bir boyanede işler şöyle işte ilerliyor aslına bakarsanız. İşte hangi parça boyanacak, hangi parça boya proseslerine tabi tutacak, boyası nedir, boyanın şartları nedir? Bunlar hep bir teknisyen veya bir operatör aracılığıyla kontrol edilir. Buna göre hazırlanılır. Bu tesiste baştan aşağı gerekli olan bütün parametreler tesis tarafından biliniyor ve karar veriliyor. Yani bizim burada çalışan arkadaşımız, ben bu parçaya hangi boyayı uygulamam gerekiyor, ne kadar kalınlıkta boy uygulamam gerekiyor ya da ne kadar karıştırmam gerekiyor gibi bir problemi yok. Bütün buna otomasyon sistemi karar veriyor. Aynı zamanda hangi parçanın hangi sırayla alınacağı da bir yapay zeka sayesinde alınıp ilgili kabinlerde işleme alınıyor. Bu şekilde bir şeyimiz var. Burada da otomasyonun diğer kısımları var. Burada da arkadaşlarımız mesela kontrol şu anda... Kontrol ünitesi mi orası? Bu robotun kontrol ünitesi, evet, doğrudur. Evet. Şu anda arkadaşlarımız orada robotun kontrol süreçlerine başlatıyorlar. Daha sonrasında burada bir boya süreci başlayacak. Burada başlayacak. Evet, doğrudur. Evet. Burası da boya kabinimiz. Tamam, genel dikkat. Evet. Burası boya kabini. Asıl boya işlemi burada mı yapılıyor? Asıl boya işlemi burada yapılıyor. Evet, doğrudur. Bu tamamen robotun yaptığı bir işlem. Tamamen robot yapıyor. Ümit Bey, robotun yaptığı bir boya işlemiyle insanın yaptığı bir boya işlemi arasında nasıl bir tablo var, nasıl bir kalite farkı var? Tabii ki. Süreç açısından, zaman açısından, maliyet açısından mukayese ederseniz nasıl bir durum ortaya çıkar? Şöyle bakarsak zaten parçaların erişilebilirliği oldukça zor. Dolayısıyla hani bu bir kişinin bunu tek başına tek seferde boyayabilmesi oldukça zor. Erişebileceği yerler vesaire evet, zor. Evet, şu an görüyoruz içeride. Evet, yani yukarıya erişmesi lazım, oraya tabancayla uzanması lazım. İstenmeyen durumlarda belki boya akması gibi problemler ortaya çıkıyor. Boya akması. Evet. Bu durumda işte ona göre ilgili prosedürler başlatılarak devam ediliyor. Ama robotik olduğu durumda zaten daha önceden bu işlem yapılıp robotun hafızasına kayıt altına alındığı için o gelen parçayı kameralar sayesinde tespit ediyor. Kaç adet parça var, lokasyon doğru mu? Hemen sonrasında robot boya operasyonuna başlıyor. Her parçada aynı rotayı izleyerek her parçada aynı işlemi gerçekleştiriyor. Neredeyse hatasız, hatasız. Yani sıfır hata. Evet, bir kere hatalı ürettiğiniz zaman çok ekstrem bir durum olmadığı sürece her zaman aynı sonucu alıyorsunuz. Dünyada otomotiv fabrikaları da dahil olmak üzere bütün firmalar aslında seri boya üretimini, hatasız boya üretimini bu şekilde ilerletiyor. Evet, şu an robot çalışıyor içeride, görebiliyoruz. Evet, çekebiliriz isterseniz. Evet, o ne hangi işlemi yapıyor şu anda? Bir hareket etti, şeye doğru girdi. Evet, şu anda öncesinde bir boya temizliği yapıyor. Boya temizliği yapıyor. Öncesinde. Peki bu iki parçanın boyanma işlemi yaklaşık ne kadar sürüyor? İki robot mu çalışıyor burada? İki robot mu var içeride? Evet, iki robot var. Biri bir tarafı boyuyor, diğeri diğer tarafı boyuyor. Tamam. Eş zamanlı çalışıyorlar, eş zamanlı yoruluyorlar. Öyle kurgulandı. Tamam. Biziz. Ne kadar sürer yaklaşık o iki parçanın tamamen boyanması kabaca? Kabaca bir 15 dakika kadar. O kadar, 15 dakika. Evet. Bu kadar hızlı. Evet. Çok inanılmaz bir hız değil mi bu? Tabii uyguladığınız prosese göre de değişiyor. Evet.
şu an boyama işleminin... Şu anda dış yüzeyini boyuyor mesela. Dış yüzeyini boyuyor. Evet. Tabii bu kaç kat uyguladığımıza, hangi detayları boyadığımıza göre de değişiyor. Evet, ben bu kadar hızlı olduğunu tahmin etmedim doğrusu. Evet, tek bir parça için. Çok gelişmiş bir robot bu tabii, değil mi? Evet, bu normalde otomotiv endüstrisinde kullanılan bir robot. Bu robotu biz aslına bakarsanız geliştirerek havacılık endüstrisine entegre ettik. Ha, uyarladınız mı? Tabii ki evet. Siz mi uyarladınız? Evet, biz bu proje kapsamında böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Neyi değiştirdik dersek de normalde otomotiv endüstrisinde tek bir robot tek bir boyayı uygulayabiliyor ya da iki komponentli boyayı uygulayabiliyor. Biz aynı robottan hem solvent bazlı hem su bazlı hem iki komponentli hem de üç komponentli boyayı atabiliyoruz. Dolayısıyla yani bu işlem bazı göz önünde bulunduğunuz zaman dünyadaki en gelişmiş robotlardan birisi. Çekimde de arkada robotları da görmüş oluruz. Siz de böyle gelin lütfen. Peki. Evet, şu anda boyama işlemini yapıyor ve gerçekten yani 15 dakika bilmiyorum yani siz de şaşırmadınız mı beni? Evet. Ben o kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. Zaten sorumda da biraz o vardı. Yani insan bunu boyamaya kalksa ne kadar zamanda boyar manuel olarak? Yaklaşık 2 saat sürer. 2 saat. Hı-hı. Evet, Türk Havacılık Uzay Sanayi farklı yönleriyle konuşuyoruz bu yayın dizisinde ve bugün Sızdırmazlık Atölyesi ve boya işlemlerinin yapıldığı noktadayız. Sayın Ümit Yusuf Öztürk bu bölümde şef mühendis bize eşlik ediyor. Siz lütfen anlatmaya devam Tabii edin. Ki. Burada başka robotlar da görüyorum. Evet, toplamda 4 tane robot kabinimiz var. Aynı anda 4 parçayı, 4 parça setini boyayabilecek durumdayız. Burada bir de şöyle bir avantajımız var. Normalde havacılıkta boyayı daha öncesini hazırlayıp işte teknisyene veya uygulayacağınız sisteme beslemek zorundasınız. Bu robotların direkt ağzında boya karışıyor. Yani ihtiyaca binaen boya hazırlanarak. Nasıl bir avantajı var bunun? Bunun avantajı şu, zaten bizim uyguladığımız boyalar çok pahalı boyalar. Çalışma aralıkları zaten yerdeki ve gökyüzündeki irtifasındaki aradaki fark, sıcaklık farkına dayanabilen, korozyona dayanabilen boyalar uyguladığımız için gerçekten pahalı boyalar. Bu boyalar istediğimiz kadar ürettikleri için robotlar tüketimi gerçekten çok az oluyor. Yani bir maddi ve çevresel bir boyutu var bu işin. Aynı çok zamanda bu robotların içerisinde bulunan hava sürekli bir sirküle ediliyor boya kabininin gereği. Bu havada arkada regeneratif thermal oxidizer diye adlandığımız RTO sistemi var. Onda %80 geri kazanılarak yeniden tesise geri besleniyor. Böyle bir çevreci boyutu da var burada. Şimdi çevrenin korunması çok önemli. Bir kimyasal nihayetinde boya. Evet. Ve bu bir atık oluştuğunda veya proses gerçekleştiğinde doğaya, çevreye ya hiç zarar vermemesi ya da minimum zarar vermesi beklenir. Doğrudur, evet. Siz bu tesiste çevrenin korunması, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi alanlarda boya alanını söyleyerek söylüyorum. Peki. Ne oranda bir hazırlık yaptınız? Durumu, tablonuz nedir? Uluslararası standartlarda düşünürseniz eğer. Tabii ki. Zaten fabrik olarak bizim de bir çevre birimimiz var ve onların denetimi altındayız biz. Bu yeni tesisimiz tasarlanırken de işte boya atığını minimum düzeye düşürecek işte iki komponentli ve üç komponentli sistemlerle. Onun dışında işte içerideki havanın dışarı VOC atık oranını düşürecek RTO sistemleriyle arındırılması ve minimum atığın sağlanması planlandı. Bu şekilde yapılıyor. Yani oldukça çevreci bir yer denebilir mi burası? Tabii ki evet. Evet. Onun dışında aslında şöyle bir şey de var. Artık boya işlemini robot uyguladığı için teknisyenimizin, bu alanda çalışan boyacı arkadaşlarımızın boyaya maruziyeti de azalıyor. Doğru. Dolayısıyla bunun bir ISG açısından da... İş sağlığı açısından da önemli. Evet, doğru. Bir avantajı var. İş sağlığı dediğimizde şunu da altını çizmek lazım. Türkiye aslında değerli izleyiciler üretim esnekliği bakımından bu pandemi sürecini dünyadaki birçok ülkeye göre benim gördüğüm kadarıyla daha iyi kullandı, daha iyi geçirdik. Maalesef tabii çok acı kayıplarımız oldu. Allah'tan rahmet diliyorum bu süreçte hayatını kaybedenler ama pandemi sürecinin iyi planlanması... Evet. İşletme yönetimi ve mühendislik açısından bizim arka planlara düşmemizi engelledi. Tabii ve ki evet. Biz bu yarışta, dünyadaki yarışta belli bir yani pazar payımızı da koruyabildik gördüğüm kadarıyla. Evet. Avrupa'ya oranla iş gücü kaybımız neredeyse yok denecek kadar az bizim. Dolayısıyla bu bize pandemi çıkışına bir avantaj sağladı. Burada da önemli bir hazırlık yapıldı bu konuda. Evet, haklısınız. Tamam. Şimdi bu gördüğümüz alanları da kısaca özetleyelim. Buralarda neler var Müsün? Evet, burası artık hattın bittiği yer diyebiliriz. Montaj hattından gelen ürün orada yüklendi. Bütün işlemleri tamamlandı. Burada bir kalite kontrolü gerçekleştirildikten sonra ilgili istasyonda bölünüyor. Bu uyarı şeyi nedir acaba? Ne olabilir? O şu anda içerisinde bir malzeme gelecek olduğundan önceden haber veriyor. Uyarıyor, haber veriyor. Kendisi o şeye getiriyor. Anladım.
arka tarafa dönüp baktığımızda da isterseniz oraya doğru gidelim. Tabii ki, buyurun. Evet. Sızdırmazlık atölyesi var. Bu bir boya bölümü. Robotik boya bölümünü biraz anlattık ve bu işin önemli taraflarından biri de sızdırmazlık atölyesi mi? Doğrudur, evet. Arka tarafta orayı görecek şekilde geçelim. Yani pırıl pırıl tabii her yer burada. Değil mi? Temizlik, evet, hijyen tabii ki çok burada, önemli. Boya tabii ki bir de işin kozmetik kısmına da girdiği için müşterinin gözüne ilk çarpan yer. Değil mi? Dolayısıyla kozmetik çok önemli. Bu arkamızdaki bölüm, atölye. Burada ne olduğunu lütfen söyleyelim. Burası sızdırmazlık atölyesi. Ne demektir sızdırmazlık? Sızdırmazlık atölyesi aslında bir hava aracının dışındaki akışkanlar, su, hava gibi akışkanların uçağın içerisine girmesini engelleyen. Çok önemli. Hayati bir şey. Uçağın içerisinde bulunan basınç gibi ya da yakıt gibi akışkanların dışa çıkmasını engelleyen bir proses. Örnek vermek gerekirse mesela bir yolcu uçağı yaklaşık 800 km bölü saat hızla gidiyor. Karşıdan gelen rüzgar direncini düşünün. Ama pilot bu uçağın içerisinde rahat bir şekilde görevini icra edebiliyor. Evet. Bu aslında bir uçağın bütünlüğünü sağlayan bir proses diyebiliriz. Yani aslında uçağın içindeki yolcular, hepimiz evet, bir yolcuyuz. Veya işte kokpitteki kaptanlar, pilotlar. Doğru, evet. Gönül rahatlığıyla uçuşlarına devam ederken, doğru, evet, kullanılan malzemelerin kalitesi, hı-hı, işçilik ve mühendislik seviyesi ve tabii ki boya, yüzeyler, evet, doğrudur, sızdırmazlığının ne kadar önemli olduğunu burada bir detay olarak paylaştık ama evet, çok önemli bir şeye karşılık geliyor. Görebilir miyiz tabii, için? Tabii ki, buyurun. Evet, şimdi atölyenin içine girdik. Ümit Bey, burada hangi çalışmalar yapılıyor? Şuradan itibaren lütfen bize hızlıca aktarır mısınız? Bu panelin işlemi tamamlandıktan sonra sızdırmazlık işlemleri için bu atölyeye geliyor. Burası bir hat mantığıyla kurgulanmış. Buradan gelip karşı kapıdan çıkacak şekilde. Evet. Şu anda arkadaşlar burada ön hazırlık işlemlerini tamamlamışlar. Daha sonrasında karşıdaki robota bu paneli besleyerek bu robotta burada bir robot var ve bu robot dünyada bu alan en büyük ve ilklerden biri diye tabii ki, evet, biliyorum. Bu sızdırmazlık işlemini, sealant uygulama işlemini havacılık sektöründe uygulayan ilk robot diyebiliriz. Öyle mi? Evet, doğrudur. Şu an hareket halinde işlem, evet, yapıyor. Şu anda işlemini gerçekleştiriyor. Manuel bir besleme operasyonu var uygulayacağız. Yaptığı bu işlemin adı nedir? Sızdırmazlık uygulama işlemi, sealant uygulama işlemi, evet, diyoruz. Oldukça tabii gelişmiş bir robot. Tabii ki, evet. Yani yazılımıyla, teknolojileriyle. Tabii ki, evet. Şu anda yukarıda görebiliriz. 22 derece görüyorum ortam sıcaklığını. Doğrudur, evet. Bu ortam sıcaklığının nasıl bir önemi var? Bunu neye göre belirliyorsunuz? Yani 22 değil de 23 olsa ne olur mesela? Daha önce de bahsettiğim gibi biz müşteri spesifikasyonlarına talibiz. Dolayısıyla müşterimiz bizden ne tür bir proses uygulamamızı istiyorsa onu uyguluyoruz. Bu mesela örnek vermek gerekirse Airbus'un belirlemiş olduğu bir nem değeri ve sıcaklık değeri. Eğer bunu uygularsak optimum sonucu alabiliyoruz. Bunun içerisinde bulunan solvent suların daha sıcak, yüksek bir sıcaklıkta uygulanması durumunda daha çabuk buharlaşması ve aynı kaliteyi tutturamama ihtimalimiz var. Üreticinin ve müşterinin talebine, doğru, göre, evet, değişiklik gösterebiliyor. Yani doğru, sizin, evet, tercihinizden ziyade, doğru, evet, prosesin gerektirdiği bir ortam sıcaklığına. Tabii ki. Ama kendi projelerimizde bunu biz kendi karar veriyoruz. Ha, öyle mi? Tabii ki. Farklı ortam sıcaklıkları olabiliyor mu mesela? Tabii ki, evet. Sonra buradan itibaren işlem tamamlanmış oluyor. Burada işlemimiz tamamlanıyor. Daha sonrasında bu bundan bir sonrasında dışında vernik uygulama işlemimiz var. Uyguladığımız olduğumuz sealantların üzerine vernik uyguluyoruz. Daha sonrasında da sevkiyata hazır hale geliyor. Evet, orada gördüğümüz teknisyenler ve mühendisler hangi işlemleri yapıyordu? Oraya, evet, onların oradan geçerken de bir hatırlatın tekrar lütfen. Yine daha önce bahsettiğim gibi bizim dijital fabrika uygulamamızda bütün üretilen parçaların takip edildiği iş emirleri var. Dolayısıyla burası bir istasyon. Bir taraftan burada çalışan, evet, arkadaşlarımız var. Burada yapılan işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı, hangi şartlar altında tamamlandığı sürekli kayıt altına alınıyor. Evet. Mesela burada arkadaşımız sealant'ı hazırlarken, uygulanacak olan sealant'ı. Bu tarafta. Bu tarafta. Karşı tarafta da uygulanan işlemlerin kayıt altına alındığı ve istasyonları takip edilir. Burada işlemler, evet, kayıt altına alınıyor. Doğru, evet. Burada uygulamalar yapılıyor. Doğru, evet. Burada bir başka, herhalde bu robotun şeyi değil mi? Kullanım ünitesi. Doğru, evet. İsterseniz yakından bakalım. Yakından bakalım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Ümit Bey, burada da robotun kumanda paneli denebilir mi buna? Doğrudur, evet. Şu an görmüş olduğunuz kamera tam uygulanan bölgeyi gösteriyor aslında. Ha, buradan görebiliyoruz. Evet.
Mesela şu anda buradaki panelin arka tarafını yapıyor eğik binozalla. Şu anda net bir şekilde göremiyoruz ama aslında şu anda oraya bir uygulama var. Bir hata, bir yanlışlık olduğunu buradaki operatör arkadaşımız tespit ederse evet, buradan takip ediyor, evet. Yani herhalde durdurma butonu bu olsa gerek. O acil durumlarda kullanılır ama daha sonrasında müdahale edebileceğimiz şeyler evet. Var tabii ki. Buradan da daha detaylı görmek mümkün operasyonu. Şuradan da görebiliyoruz. Evet, bunun sealant uyguladığımız nozzle'larımızı biz kendimiz tasarlıyoruz ve daha önceden ziyaret ettiğiniz eklemeli imalat atölyesinde üretiyoruz. Dolayısıyla da bu konuda da kendi içimizde bu işi çevirebilir konumdayız. Evet. Hem tasarım evet. Hem üretim açısından. Değerli izleyiciler, gerçekten çok etkileyici bölümlerden biriydi. Türk Havacılık Uzay Sanayi testleri içinde robot kullanımının çok yoğun olduğu, yüksek teknolojiden yararlanılan bir boyama ünitesi. Robotik boya ve sızdırmazlık tesisini gezdik. Bu bölümde sızdırmazlık faaliyetlerinin hangi noktalardan, parametrelerden oluştuğunu gördük. Ümit Bey de, Sayın Ümit Yusuf Öztürk, şef mühendis olarak burada görev yapıyor. Bize güzel bir özet yaptı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugünkü yayınımızda da bu havacılık açısından, yani havada hava araçlarının aerodinamik özellikleri, havada kalma süreleri, onların daha farklı davranışlarını doğrudan etkileyebilecek çok önemli bir süreci konuşmuş olduk. Yani evet. Boya deyip geçilmemesi gerektiğini, evet. Sızdırmazlık deyip geçilmemesi gerektiğini ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Ve bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.